Seyirciler Roma Trabzonspor karşısında 2-1 kazanıyor. Maalesef Trabzonspor evinde oynadığı mücadelede geriye düşüp beraberliği yakalamasına rağmen sahadan yenilgiyle ayrıldı. Tur içinde elbette bu sonucun dezavantajlı bir netice olduğunu söyleyebiliriz. Karşılaşmanın 55. dakikasında Lorenzo Pellegrini'nin attığı golle İtalyan ekibi üstünü yakaladı. 64'te oyuna girdikten saniyeler sonra... Andreas Cornelius sahneye çıktı. Skor 1-1 oldu. 81'de Eldor Şomurodov'un kaydettiği golle Roma karşılaşmayı 2-1 kazanmış oldu. Trabzonspor beraberlik golü için yüklense de istediği neticeyi alamadı. Mehmet İlmaz'la başlayalım isterim karşılaşmanın değerlendirmesini yapmaya. 2-1'lik bir yenilgiyle Trabzonspor sahadan ayrılıyor. Nasıl buldun bordo mavili takımın performansını bu mücadelede? E, tabii ki Roma ile oynuyorsun. Bence ilk yarı Trabzonspor takımının ilk 20 dakikanın haricinde e, kötü oynamasının sebebi biraz da rakipten çekinmesiydi. Biraz tabii ki isminden korktu ama çok kaliteli ayaklara sahip. Ama şunu gösterdi Trabzonspor takım. Ben ilk yarıyı farklı bir yere yazıyorum. Roma zaten istediği gibi domine etti. Pozisyonları yakaladı. Ustaca goller attı bence. Hazırlanış açısından da Trabzonspor'u çok iyi pozisyonlarda yakaladı ve golünü attı. Ama Trabzonspor o Beklediğimiz hücum hattının çok etkili olan bir Trabzonspor takımı çok fazla pozisyona giremedi ilk yarı. İkinci yarı hmm. golden sonra Cornelius da oyuna girdikten sonra e, aslında orada işi çözebilirdi Trabzonspor. O pozisyonları da yakaladı. Yani Roma takımı o ara zaten kendine gelemeden belki iki belki 3'ü yiyecekti. Ama e, Trabzonspor şunu gösterdi. Demek ki e, eğer rakipten çekinmezse kendi futbolunu, kendi stratejisini, sistemini rakibe kabul ettirirse demek ki Roma'da olsa rakip kısa bir sürede olsa 15-20 dakika içinde hem gol buluyorsun hem de pozisyona girebiliyorsun. Bunu Trabzonspor gösterdi. Yani çekindi. Bugün Trabzonspor takımı bence Roma'dan isim olarak biraz çekindi. Ama e, yazık oldu. Yani iyi oynadığı dakikalarda bir duran top işte duran topların futbolda çok çok büyük etkisi var. Ben Trabzonspor'dan aslında bekliyordum duran toplarla alakalı ama Trabzonspor hücumda ilk yarı hiç etkili olamadığı için de korner pozisyonu sen söyledin ya bir ya ikidir ilk yarı böyle de bir silahınız olmasa zaten pozisyona giremiyorsunuz. Ama e, Trabzonspor'un hücum hattı bence bundan sonraki kadro şu olacak. Cornelius'un gol atması çok önemliydi. Bir oyun forvete oy 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 oyuncusu kesin çok önemliydi. Bugün şu olacak. Bundan sonraki süreçte belki Cernini'den ben vazgeçeceğini düşünmüyorum. Cornelius'u ön tarafta kullanıp Jervinho'yu belki rotasyonda kullanacak. Hocanın elinde çok fazla da oyuncu var. Biz tabii ki üst düzey bir Avrupa maçından bahsediyoruz. Ama Süper Lig açısından Trabzonspor'un gerçekten çok iyi bir hücum kadrosu var ve de e, bir rotasyonda kullanabileceği çok kaliteli oyuncular var. Sakat olanı var. İşte Dorukan'ı var. Abdülkadir Ömür bugün oyuna girdi. Koyta ilk defa oyuna girdi bugün. E, yani Trabzonspor'un ben e, hücum hattında hiçbir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. E, orta sahada belki ufak tefek de olsa sıkıntılar yaşar ama lig uzun maraton bu sadece ölçü değil. Bu maçı kazansa da ben ölçü olarak görmüyordum Roma maçını. Çünkü bu maçların ambiyansı çok farklı açıda geçiyor. Evet. Trabzonspor bence bugün iyi mücadele etti ama kısa bir süre oynadı Trabzonspor. Yani kendi futbolundan bize 20 dakika 25 dakikayı gösterebildi. Safet Hocam bazı eşleşmelerde, bazı maçlarda net böyle öngörülebilir neticeler vardır. Bazı takımlara karşı Kesinlikle. bazı takımların çok fazla şansı olmayabilir. Sizce bu böyle bir maç mıydı? Yoksa daha farklı bir netice ortaya çıkabilir miydi? Ya Farklı da olabilirdi. İlk yarıyı farklı da değerlendirip konuşmak gerekiyor. İkinci yarıyı farklı. Özellikle golden sonra Trabzon'un gösterdiği performans gerçekten çok iyi. Hele Cornelius'un Mehmet Hoca'nın ısrarla söylediği. Oyuncu gol attıktan sonra Trabzon çok baskılı oynadı. İlk yarı. Trabzon nasıl geriye çekildiyse Roma son 10 dakikayı komple kendi ceza sahası üstünde oynadı diyebiliriz. Gücü de yetmedi ileriye çok fazla gitmeye. Ama duran bir toptan yine gol buldular. Evet. Oradaki maç atmosfer olarak da çok farklı olacak Trabzon için. Yani dört tane takımdan bizim işte Fenerbahçe oynuyor şu an Helsinki ile çok fazla gücü yok ama Roma belli bir kalitede her ne kadar iyi oyuncularını kaybetmiş olsa da Roma takımı klasik bir oyun anlayışı var İtalya'da söz sahibi olan bir takım dolayısıyla Trabzon'un işi zor ama neden olmasın derim yani son 10 dakikası çok iyiydi maçın Trabzon adına Belki daha uzun da süredir evet. şeyi. Ben 10 dakika diyorum ama belki 15'tir, belki 20 dakikadır ama Trabzon çok çok iyi oynadı. Onu başarabilirse orada neden olmasın derim ama işi gerçekten çok zor yani. Ahmet Hocam ikinci yarı başlarken daha agresif, daha baskın bir Trabzonspor görmek istediğinizi söylemiştiniz. Doğrudur. 45 dakika, ikinci 45 dakika için söylüyorum. Zaman zaman Ay. bunu gördük ama yeterli miydi sizce? İkinci yarının başında da o bizim görmek istediğimiz Trabzon'u göremedik. Evet. Biz genelde skora göre hep oyun stratejimizde de çok büyük değişiklikler yapıyoruz. Trabzon'un bugün oyun geneline baktığımızda oyun 0-0 devam ettiği süre içinde stratejisi mümkün olduğunca defans güvenliğini elden bırakmadan rakibe pozisyon vermeden oluşturabilecekleri pozisyonlarla gol atmaktı. Ama 1-0 mağlup duruma düştüğümüz anda biz bazen duygusal yapımızdan da kaynaklanan hemen bir reaksiyon gösteriyoruz. Ya mağlupuz artık kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Rakibin üzerine daha ofansif gitmeye başlıyoruz. İşte Trabzon 1-0 mağlup duruma düştüğü anda bizim beklediğimiz ofansif oyunu oynamaya çalıştı. Ki o dönemde de üstünlüğü ele geçirdi. Ama konsantrasyon demiştik. Çok önemli bütün maçlar için. Önde olduğunuz veya önde dediğim üçüncü bölgede etkili oynadığınız dönemlerde de geride savunmanız gereken çok geniş bir alan bıraktığınızın bilincinde olmanız lazım. Oraya sadece rakibin geldiği bölgeden değil rakipler e, rakipler Yön değiştirmeyi de her zaman çok iyi bilen takımlar, Avrupa'nın iyi takımları. E, Trabzon'un sağ tarafından gelirken soldan da İsmail'in arkasına yapılan o koşudan golü bulmayı e, başarmıştı e, şey. E, Pelegrini, Pe Pelegrini e, ki ondan sonra da o boşlukları değerlendirme fırsatları hep oldu. Galatasaray'da konuştuğumuz Duran toptan taştan yenilen gol, e, Trabzon'da yine aynı nedenden dolayı kornerden yenildi. Bakın ada, alan markajında oynuyorsanız futbolun genel prensibidir. Avrupa'nın zaten bize karşı avantajlı olmasının nedeni o. Futbolda bir ilke vardır. Topa git, topu bekleme. O kornerden gelen topları hem birinci de hem dönen topa ikinci de ee, İtalyanlar Romalılar gitti, evet. e, golü attılar. Hoca'nın tabiriyle basit goller yedik. Diye ya hep biz bu bize öyle diyoruz ama basit gol diyerek bence o golleri çok da basitleştiriyoruz. Bakın basit gol değil, topa git prensibini bizim oturtmamız lazım. Evet. Biri topa gitti, golü attı, biri topu bekledi, golü yedi. Bu kadar basit prensiplerden dolayı golleri yiyoruz. Evet çok basit ama önemli olan da bunun teşhisini doğru koymak. Sonra da tedavisini doğru yapmak. Hocam nasıl buldunuz Trabzonspor Roma karşısında? Çok ciddi bir testti. Aynı zamanda aslında final niteliğindeki iki maçın ilkiydi. Valla ben kısa kısa başlıklarla vereyim. Tabii ki. İlk devre Trabzonspor rakibinden çekindi. Daha korkak bir oyun tercih etti. Orta sahada bekledi Trabzonspor elde kadro. Bu öyle oyunu oynayacak bir kadro değil. İlk kere onun için üretemedi. Rakip yer da geçemedi. Rakip ceza sahası içine fazla giremedi. İşte atılan kornerde bir tane. Evet. İlk yarı bu dengeli oyundan bitti. İkinci yarı yine bir dengesi vardı oyunun ama erken yenilen golle beraber hem bunun getirdiği psikoloji hem de Trabzon takımı ister istemez skorda e, geriye düşünce öne çıkmaya başlıyor. Öne çıkınca da Trabzon spor takımının farkı çıktı. Rakip yer alanda oynayan özellikle o pas e, kombinasyonunun doğru kurduğu ucunda aynı şekilde bu ara Cornelius da golü buldu. Ondan sonra da zaten momentumu yakaladığında Vakeyeme ile gol kaçırdığı gibi final paslarını daha doğru yapsalar belki ikiye de bulabilirlerdi. Ne oldu? Rakibi geri ettiler. Yani Roma takımı savunma yapmak zorunda kaldı. Yaptırtan ki Trabzon takımı. Trabzonspor özellikle ikinci yarı 7 golden sonra rakibine daha baskı yapıp ucunda fark yarattığı Net bir şekilde görüldü. Burada yine işte bizim hastalığımız çıktı. Bir tane bireysel hata ilk golde savunma Temin Saffet Hoca anlattı. Ben ek olarak da şunu söyleyeyim. Stoperlerin yanına bek gelmesi gerekir dedi. Doğru. Ya yani savunma simetri olması gerek. Simetri olmazsa ilk golü ismallersiniz. e İkinci golle de aynı şekilde duran topta çok ucuz bir gol yedi Trabzon takımı. Yerleşim hatası yaptı. Bu seviyelerde bu golleri yerseniz mağlup ayrılırsınız. Evet. Trabzonspor ilk yarı bana göre çöpe attı. Rakibinden çekindi. İkinci yarı gol yedikten sonra gerçek Trabzonspor'u seyrettik. Yani hatta ben konuşmamın başında söyleyeyim. Her tercih bir şeylerden vazgeçtir. Evet savunma önemlidir ama savunma pasif bir kavrandır. Esas saldırmak, oyunun her yerinde topla ucum etmek, topsuz ucum etmek. İkinci yarı Trabzonspor bunu çok iyi yaptı. Tabii ki yani ikinci maç bitmeden bir şeyleri söylemek doğru değil. Tabii ki Roma'nın avantajı var ama Trabzonspor bana göre ilk 45 dakikayı da böyle oynasaydı Belki daha farklı olur mu? Daha farklı olurdu. Kazanabilirdi. Yine kaybedebilirdi. Ama Trabzonspor eldeki kadroyla o güçlü yönünüzü sahaya çıkartacak bir 45 dakika oynamadınız. Sonuçta bu iki ayaklı maç. Yenilebilirsin. 3-0'da yenilirsin. 4-0'da. Bir şeydir. Risk almak gerekir. Başarılı olmak istiyorsan, fark yaratmak istiyorsan bu hayatta da böyledir. Eliş kolunda. Futbolda da böyledir. Sağ içinde bazı riskleri alacaksın. çekinmeyeceksin. Çünkü iki ayaklı maçlarda hepimiz biliyoruz. Senelerdir de ta takip ediyoruz hem bize karşı hem de Avrupa'da birçok kulübe karşı sürpriz sonuçlar çıkmış mıdır? Çıkmıştır. Evet. E niye olmasın Trabzonspor ne yapmasın? Eğlenebilirsin, evet. eğlenebilirsin. Bunu da anlatırsın. Ama ilk yarıyı bana göre boşa giden bir ilk yarıydı. Yani Trabzonspor'un illa ikinci yarı gol sonra oyun farkı, oyun gücünü, oyun kalitesini ortaya çıkarmasına gerek yoktu. Özellikle ilk yarı daha doğru bir oyun organizasyonuna, ucum organizasyonuna rakip yer alanda oynayacak bir şekilde planlanmış bir oyunla sahaya çıkması gerekirdi. Evde kazanabilmek gerçekten çok önemliydi Mehmet Yılmaz ama bunu başaramadı Trabzonspor. Bireysel performanslara baktığında bu arenada bu rakibe karşı sivrildiğini düşündüğün oyuncular oldu mu? İlerleyen haftalar için olumlu sinyaller alabildin mi? Ya bir maç üzerinden değerlendirmemek lazım tabii ki. Ama yani çok göze batan bir oyuncu ben görmedim. Burada ekstra şunu yazabiliriz biz. Cornelius'un çok değerli buluyorum. Çünkü oyuna daha topa temas etmeden ilk teması... Goldü. Oyuncu kazanımı için çok önemli. Ama Trabzonspor takımı e, 20 dakika oynadı bugün. Yani hepimiz aynısını söylüyoruz. Evet. Hocam da aynısını söyledi, biz de söyledik. Şöyle bir noktası var. Beklenen oyunu oynamadı Trabzonspor. Neydi? Üçüncü bölgedeki çok etkili isimler çok fazlasıyla geriye gelmeye çalıştı. Geriye geldiği zaman da hücuma gidemedi. O sıkıntıyı yaşadı. Roma zaten çok daha e, bu arenada tecrübeli oyunculardan kurdu. Ne kadar genç olursa olsun Roma takımının oyuncusundan bahsediyoruz. Daha doğru işleri yaptılar ama özellikle birbiri yakaladıktan sonra... ...Trabzonspor hani gol de kaçırabilirsin ama yediğimiz gol çok basit. Yani e, net bir gol olur, iyi bir organizasyonu yakalar, rakip atar... ...o zaman şapka çıkartırsın ama çok basit. Yani bireysel oyunculara, bireysel olarak da gidebilirsin bazı noktalarda... ...ama Trabzonspor bunları özellikle Abdullah Hoca'nın takımında... ...böyle golleri çok fazla görmedim ben. Ki geçen sene biz hep sürekli şunu söylüyorduk... ...arka taraf çok iyi, çok fazla pozisyon vermiyordu... Hücum altında bir gol atıp sadece skorun arkasında kalıyordu. Oyunu tutmak için bazı hamleler yapıyordu hoca. Bu sene elinde çok alternatif var. Bu sene göreceğiz Abdullah Hoca'yı ama bu tabii ki e, birbiri yakaladıktan sonra maçı kazanabilecek noktaya geldin. Ondan sonra maçı vermek bence üzücüydü. Çok basit bir golle verdik. Çünkü. Oyuncu profillerinin değişimiyle aslında bir şeyler de değişiyor. Misal orta alanda Flavio ile oynuyorsun. Daha sağlam duruyorsun ama hamşikle oynamak tabii ki başka bir şey. Sağ önde Ekuban'la oynuyorsun. Çok takım savunmasına yardımcı olan agresif çalışkan evet. bir oyuncu. Ama e şimdi Jervin Yol oynuyorsun, güzel bir şey ama işte takım savunmasında etkileniyor işte bundan bazı tabii. Bazı riskleri de göz önüne alıyorsun burada. Eğer evet. yani şampiyonla oynamak istiyorsan e, bu kadar kaliteli ayakları da alıyorsa şimdi hangisini oynatmayacaksın? Hani üç tane bu tabii ki Avrupa arenası bu. Ligde de düşün. Üç tane Türk oyuncuyu oynatmak zorundasın. Şimdi bazı oyunculardan vazgeçmek zorundasın ama vazgeçemiyorsun. Evet. Yani şimdi daha e, geniş kadron olacak. Lig daha farklı geçecek. Biz tabii ki Avrupa bizim için çok önemli. Roma maçı da çok önemliydi. Bir virgül koyalım. Trabzon'a gideceğiz çünkü Cüneyt Şen bizi bekliyor. Sözü kendisine bırakıyorum.